takip ettiniz. İki gün sürdü. Hem özgün hem karma toplantılar aldık. Tabii bu konferans yapılmadan önce yüzlerce, binlerce toplantı yaptık. Halkımızla buluştuk. Onların düşüncelerini ve önerilerini de aldık. Bizim mücadele tarihimizde bu muazzam bir deneyimimiz de var bu konuda. Bu deneyim, bu toplantılar aynı zamanda bizlere yol gösteriyor. Önümüzdeki dönem yol haritamızı da belirliyor. Yerel yönetimlerde halkla beraber halk için kendimizi de kentimizi de yöneteceğiz şiarıyla yola çıkmıştık. Konferansta da ifade ettik. Sizlerin huzurunda da bir kez daha ifade etmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, biz bir hafta önce söyleyip daha sonra inkar eden bir anlayışta olmayacağız. Adaylarımızı halkın en geniş katılımıyla, tercihleriyle belirleyeceğiz dedik, öyle yapacağız. Kayyumlar tarafından gasp edilen bütün belediyelerimizi kayyumlardan kurtararak özgürleştireceğiz, geri alacağız. Önümüzdeki tarihi yerel yönetimler seçimine dair ne düşündüğümüz ve yol haritamız basın kamuoyu tarafından da merak ediliyor. Bize de sık sık bu konuda sorular soruyor. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Tartışmalarımız henüz bitmedi, devam ediyor. Fakat ortaya çıkan bir çerçevemiz var. Bu konuda siz değerli dinleyenler, halkımızı da bilgilendirmek istiyoruz. Siz de takip ettiniz. Yerellerdeki toplantılardan sonra halkımız yerel seçimlere, yerel yönetimler seçimi için çok önemli değerlendirmelerde bulundular. Oradan ortaya çıkacak sonuçlar aynı zamanda bize ışık tutacak. Kazandığımız yerlerde daha güçlü kazanacağız. Kendimize güvenimiz tamdır. Bu kadar ödenen bedel, çaba ve emekten sonra bizler bulunduğumuz her yerde, başta Kürdistan olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında irademizi yönetimlere yansıtacağız. Açık söyleyelim, biz ittifaklara kapalı değiliz. Önümüzdeki dönem hem bölgede hem batıda halklarımızın yoğun olduğu kentlerde halkımızın iradesi kesinlikle yönetimlere yansıyacaktır. Bunu belirtmek istiyorum. Bunun anlamı her ittifakta olmak değildir. Halkımızın işine gelmeyen, halklarımızın işine gelmeyen, emekçilerin işine gelmeyen, emekçilerin, halkımızın derdine çare olmayan ittifaklar bize dayatılırsa kesinlikle seçeneksiz olmadığımızı bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Yine değerli arkadaşlar, bu ittifakları daha önce de söyledik, açık yapacağız. Şeffaf bir şekilde yapacağız. Kiminle neyi konuştuk, neyi görüştük? Kesinlikle en başta siz değerli halkımızın, Türkiye kamuoyunun bu konuda bilgisi olacak. Halkımızın da beklentisi, halkımızın da bizden görmek istediği düşünceler aynı zamanda bunlardır. Bizden beklenen kısaca şudur, tekrar etmek istiyorum. Bölgede kazanan, batıda kaybettiren pozisyonundan çıkacağız. Hem bölgede kazanan hem batıda kazanan bir pozisyon içerisinde olacağız. Bunu geçmişte defalarca başardık. Yine başaracağımıza eminim. Umarım siz de eminsiniz. Batıda da belediyelerimiz olacak. Batıda da halkımız, halklarımız kendisini yönetim kademelerinde kesinlikle yönetecektir. Şimdi sözlerimin sonuna gelirken birkaç şey daha belirterek toplantıyı kapatmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, zor ve ağır bir süreç. Küçük ortağın parmak sallamalarına, tehditlerine bakılırsa daha fazla dayanışma, daha fazla direniş içerisinde olmamız gerektiği bir sürece girdik. Şimdi her birimiz dört elle başta demokrasi mücadelesi ve yerel seçim çalışmalarında bir arada olmalıyız. Tek bir saniyemiz boşa geçmemeli. Büyük bedellerle, emeklerle yaratılan il ve ilçe örgütlerimize sahip çıkma zamanıdır. Onlarla birlikte çalışma, dayanışma zamanıdır. Bir saniyemiz bile yok gerçekten kaybedecek. Bu kayyum ve kayyum sevicilerini sandığa gömerek göndereceğimize olan inançla siz değerli arkadaşlarımızı
saygıyla selamlıyorum. Kazanan bizler olacağız, halkımız olacak, halklarımız olacaktır diyor, saygılarımı sunuyorum.